Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda sizlere yüklemin türüne göre cümleler, yüklemin yerine yani öge dizilişine göre cümleler ve anlamına göre cümleleri anlatmıştım. Şimdi ise yapısına göre cümleleri anlatmış olacağım. Yan cümlecik nedir? Bununla başlamış olalım isterseniz. Temel cümlenin bir ögesi olan ya da ögelerin içinde olan sözcük, sözcük grubu veya cümlelere biz yan cümle ya da diğer adıyla yan cümlecik diyoruz. Arkadaşlar yan cümle genellikle sizin de bildiğiniz gibi fiilimsilerle yapılır. Bunu unutmayalım. En çok yan cümlecik fiilimsilerle yapılır. Örneklerimize bakalım. Bugünün fark yaratan, sınırları zorlayan, dünyaya meydan okuyan gençlerini arıyoruz cümlesinde arıyoruz yüklem. İçinde fiilimsi var mı? Hemen bakalım. Bakın yaratmak fiil an burada nedir? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bu yan cümleciktir. Zorlayan derken yine zorlamak fiil an sıfat fiil ekidir. Bu da yine nedir arkadaşlar? Yan cümleciktir. Okumak fiil an eki yine burada sıfat fiil ekidir. Bu da yine yan cümleciktir. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2 ve 3 tane ne var bu cümlede? 3 tane yan cümlecik bulunmaktadır. İşbirliği kutlamak için akşam dışarı çıktılar cümlesinde çıktılar yüklem. Fiilimsi var mı? Bakın kutlamak fiil. Mayışmaktan arkadaşlar bu isim fiildir. Başka da fiilimsi olmadığı için burada da bir tane yan cümlecik bulunmaktadır. Öğrenciler farklı konularda bilgi edinerek kendini daha çok geliştirmek istiyor cümlesinde. İstiyor yüklem. Fiilimsi var mı? Hemen bakıyoruz. Bakın edinerek derken edinmek fiil. Arak eregeki burada nedir? Zarf fiil ekidir. Geliştirmek yine fiildir. Makmegeki de isim fiil ekidir. Burada da iki tane fiilimsi var. Dolayısıyla arkadaşlar iki tane yan cümlecik vardır diyebiliriz. Çok önemli bir notumuz var. Bir cümlede arkadaşlar ne kadar fiilimsi varsa o kadar yan cümlecik var demektir. Bunu da unutmayalım. Yukarıdaki örneklerde de bunu görmüş olduk. Birincisinde 3 tane, ikincisinde 1 tane, üçüncüsünde de 2 tane fiilimsi olduğu için aynı zamanda bunlar da yan cümleci oluşturmaktadır. Yine önemli bir notumuz var. Fiilimsi dışında şart eki olan sesa eki, yine ki bağlacı ve bir cümlenin içinde yer alan başka cümlelerde yine yan cümleciyi oluşturabilir. Örneklerimize bakalım. Otobüs zamanında hareket ederse eve yetişiriz cümlesinde yetişiriz yüklem ve ana cümlenin yüklemini oluşturuyor. Bakın hareket ederse sözcüğünü görüyoruz. SSA şart ekini gördük. Arkadaşlar bu da yan cümlecik olmuş oluyor. Bakıyorum ki sana ulaşmak mümkün değil ifadesinde bakıyorum yüklem mümkün değil yüklem. İki yüklem birbirine ki bağlacıyla bağlanmış. O yüzden arkadaşlar biz şu kısma ne diyoruz? Yine yan cümlecik diyoruz. Fatma bugünlerde geçecek dedi cümlesinde. Dedi yüklem. Bu ana cümlenin yüklemi oluyor arkadaşlar. Fatma ne demiş? Bugünlerde geçecek demiş. Bir cümlenin içinde yani şurasını ana cümle olarak kabul edecek olursak arkadaşlar. Bir cümlenin içinde başka bir cümle yer aldığı için bu da yine yan cümleciyi oluşturmaktadır. Arkadaşlar yan cümleciyi biz yapısına göre cümlelerde birleşik cümlede görmüş olacağız. Basit cümleyi de ilgilendirdiği için hemen konunun başında kısaca bahsetmek istedim. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi isterseniz konunun detaylarına geçelim. Bir basit cümle. Arkadaşlar içinde yan cümle bulunmayan ve bir yüklemi olan cümlelere biz basit cümle diyoruz. Bakın şimdi. Dün akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Biliyorsunuz meşhur bir şarkımız bu. Gördüm yüklem. Bir tane yüklemi var. Peki içinde fiilimsi var mı arkadaşlar? Ya da yan cümle var mı? Yok. Olmadığı için biz bu cümleye ne diyoruz? Basit cümle diyoruz. Dünya sadece senin etrafında dönmüyor. Dönmüyor yüklem. Bakın bir tane yüklemi var.
İçinde yan cümlecik var mı, fiilimsi var mı, ki bağlacı var mı ya da sesa şart eki var mı ya da bu cümlenin içinde başka bir cümlecik var mı? Yok, olmadığı için bu da yine nedir? Basit cümledir. Bayramda büyüklerini ziyaret etti cümlesinde ziyaret etti yüklemdir. Bir yüklemden oluşmuş, içinde fiilimsi yok, ki bağlacı yok, sesa şart eki yok, başka bir cümle de yok. Dolayısıyla arkadaşlar içinde yan cümlecik yok. Bundan dolayı biz buna ne diyoruz? Basit cümle diyoruz. Geçiyoruz birleşik cümleye. Bir yüklemi olduğu halde birden çok yargı bildiren ve içinde yan cümleler bulunan cümlelere denir. Yapılışına göre biz bunları dörde ayırıyoruz. Birincisi girişik birleşik cümle. Yan cümlesi fiilimsilerle yapılan cümlelere denir. Örneklerimize bakalım. Gördüklerini biraz abartarak anlatmayı seviyordu Mustafa cümlesinde seviyordu yüklem. Hemen fiilimsilere bakıyoruz. Bakın dık dik eki sıfat fiil ekidir. Abartarak demiş arak erek eki zarf fiil ekidir. Anlatmayı demiş mame eki isim fiil ekidir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 3 tane fiilimsi var. Dolayısıyla burada ne vardır? 3 tane yan cümlecik vardır. Yan cümlecikler fiilimsilerle oluştuğu için de biz buna ne diyoruz? Girişik, birleşik cümle diyoruz. İnsan ömrü sürekli çalışmakla geçiyor. Geçiyor yüklem. Fiilimsi var mı içinde? Bakın makmek isim fiil ekidir. Dolayısıyla burada da bir tane arkadaşlar ne var? Yan cümlecik var. Yan cümlecik fiilimsiyle oluştuğu için bu da yine girişik birleşik cümleyi oluşturmaktadır. Evlere en yakışan rengin başında gelen beyazı bu sefer dış mekan mobilyaları için kullanmışlar cümlesinde. Bakın kullanmışlar yüklem. Bir tane yüklemi var. Fiilimsi var mı içinde? Yakışan derken an en eki sıfat fiil ekidir. Gelen derken an en eki sıfat fiil ekidir. Başka var mı arkadaşlar? Başka da yok. Bundan dolayı da bu cümlede iki tane ne vardır arkadaşlar? Yan cümlecik vardır. Yan cümlecik fiilimsilerle oluştuğu için biz buna da girişik birleşik cümle adını veriyoruz. Birleşik cümlenin ikincisine geçiyoruz. Şartlı birleşik cümle. Yan cümlesi şart eki olan s sa ekiyle oluşan birleşik cümlelere denir. Bakalım. Yemeğini yersen seni tiyatroya götürürüm cümlesinde. Götürürüm yüklem. Bakın bir yüklemi var. Hangi şartla götürüyor? Yemeğini yemesi şartıyla. Dolayısıyla sa şart ekini görmüş olduk. Buna yan cümlecik diyoruz. Yan cümlecik sa şart ekiyle oluştuğu için de bu nedir arkadaşlar? Şartlı birleşik cümledir. Düzenli ders çalışırsan sınavı kazanırsın. Kazanırsın yüklem. Hangi şartla sınavı kazanır? Düzenli ders çalışırsa. Buradaki sa şart ekini gördük. Dolayısıyla burası yan cümleciktir. Yan cümlecik sa şart ekiyle oluştuğu için buna da şartlı birleşik cümle denir. Süt içmezsen boyun uzamaz. Uzamaz yüklem. Olumlusunu yapalım. Süt içersen boyun uzar. Arkadaşlar boyunun uzamasının şartı nedir? Süt içmesidir. Dolayısıyla bu sa şart ekini almış. Burası yan cümlecik olur. Yan cümlecik sa şart ekiyle oluştuğu için biz bu cümleye ne diyoruz? Yapısına göre şartlı birleşik cümle adını veriyoruz arkadaşlar. Birleşik cümlenin üçüncüsüne geçiyoruz. İç içe birleşik cümle. Bir cümlenin başka bir cümle içerisinde yer aldığı cümlelere denir. Örneklerimize bakalım. Telefondaki kişi beni bir daha bu numaradan arama dedi cümlesinde. Bakın dedi yüklem. Kim dedi? Telefondaki kişi özne. Ne demiş? Beni bir daha bu numaradan arama. Arkadaşlar dikkat ediyorsanız ana cümlenin içerisinde başka bir cümle var. Dolayısıyla biz buna yan cümlecik diyoruz. Yan cümlecik kendi başına bir cümleden oluştuğu için de bu nedir? İç içe birleşik cümledir. Mevlana bu konuyla ilgili ne olursan ol yine gel demiş ifadesinde. Burayı fazla yazmışız. Bunu siliyorum arkadaşlar. Demiş yüklem.
Bir cümlenin içerisinde bakın başka bir cümle daha var. Dolayısıyla bu yan cümlecik olur. Buna da biz ne diyoruz? İç içe birleşik cümle diyoruz. Dün akşamdan beri sizin kahrınızı çekiyorum diyerek salona gitti cümlesinde gitti yüklem. Bakın giden kişinin sözü var burada arkadaşlar. Bu da kendi başına bir cümle. Başka bir cümlenin içerisinde yer almış. Dolayısıyla biz buna yan cümlecik diyoruz. Bir cümlenin içinde başka bir cümle yer aldığı için de iç içe birleşik cümle olarak adlandırılmaktadır. Birleşik cümlelerin sonuncusuna geçiyoruz. Ki'li birleşik cümle. Arkadaşlar, ki'li birleşik cümle ki bağlacıyla bağlanmış cümlelere denir. Bakın şimdi. Seni o kadar özledim ki anlatamam cümlesinde özledim yüklem, anlatamam yüklem. İki yüklem birbirine ki bağlacıyla bağlandığı için biz buna ne diyoruz? Ki'li birleşik cümle diyoruz. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum yüklem, unutmuşsun yüklem. İki yüklem birbirine ki bağlacıyla bağlandığı için ki'li birleşik cümle diyoruz. Ben şunu anladım ki senden adam olmaz. Anladım yüklem, adam olmaz yüklem. İki yüklem birbirine ki bağlacıyla bağlandığı için buna da ki'li birleşik cümle denmektedir. Ki bağlacı olduğu için bunu bağlı cümle olarak sakın almayın arkadaşlar. Ki bağlacıyla yapılan cümlelere biz ki'li birleşik cümle diyoruz. Yapısına göre cümlelerin üçüncüsüne geçiyoruz arkadaşlar. Sıralı cümle. En az iki yüklemden. Diğer ifadeyle İki cümleden oluşan ve birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanan cümlelere denir. Ögelerinin ortak olup olmamasına göre de ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi bağımlı sıralı cümle. En az bir ögesi ortak olan sıralı cümlelere denir. Örneklerimize bakalım. Kahveyi fincanlara koydu, sonra hepimize tek tek dağıttı. Bakın dağıttı yüklem, koydu yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için buna sıralı cümle denir. Kim koydu? O, gizli özne. Neyi koydu? Kahveyi, belirtili nesne. Neye koydu? Fincanlara, dolaylı tümleç. Kim dağıttı? Yine nedir arkadaşlar? Bakın, o, öznesi ortak. Kime dağıttı? Hepimize, dolaylı tümleç. Nasıl? Tek tek zarf tümleci, ne zaman, sonra, yine zarf tümleci. Peki sonra hepimize tek tek neyi dağıttı? Kahveyi. Görmüş olduğunuz gibi hem öznesi hem de belirtili nesnesi ortak olan bağımlı sıralı cümledir. Geçen hafta Aslı yanıma geldi, benden borç para istedi. Geldi yüklem, istedi yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Kim geldi? Aslı, özne. Nereye? Yanıma. Dolaylı tümleç. Ne zaman? Geçen hafta. Zarf tümleci. Kimden istedi? Benden. Dolaylı tümleç. Ne istedi? Borç para. Bu da nedir arkadaşlar? Belirtisiz nesnedir. Peki isteyen kim? Aslı. Ne zaman istemiş? Geçen hafta istemiş. Görmüş olduğunuz gibi hem öznesi hem de zarf tümleci ortak bağımlı sıralı cümledir. Sabahtan beri kapıyı biz açıyoruz, o kapatıyor cümlesinde açıyoruz yüklem, kapatıyor yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Kim açıyor? Biz, özne. Neyi? Kapıyı, belirtili nesne. Ne zaman? Sabahtan beri, zarf tümleci. Kim kapatıyor? O, özne. Neyi kapatıyor? Kapıyı, belirtili nesne. Ne zaman? Sabahtan beri, zarf tümleci. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hem nesnesi hem de zarf tümleci ortak. Nedir bu? Bağımlı sıralı cümledir. Geçiyoruz bağımsız sıralı cümleye. Öge ortaklığı olmayan sıralı cümlelere denir. Bakalım. Misafirler çoktan gelmişti. Buse ise hala ortada yoktu. Gelmişti yüklem, yoktu yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle.
Kim gelmişti? Misafirler, özne, ne zaman, çoktan, zartümleci. Kim yoktu? Buse, özne, ne zaman, hala, zartümleci. Nerede? Ortada, dolaylı tümleç. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir öge ortaklığı olmadığı için buna da biz ne diyoruz? Bağımsız, sıralı cümle diyoruz. Dedem tarlada mısır topluyordu, babam da mısırları traktörlere yüklüyordu cümlesinde topluyordu yüklem. Yüklüyordu yüklem. İki yüklem birbirine noktalı virgüle bağlandığı için sıralı cümle. Kim topluyordu? Dedem, özne. Ne topluyordu? Mısır, belirtisiz nesne. Nerede? Tarlada, dolaylı tümleç. Kim yüklüyordu? Babam, özne. Neyi yüklüyordu? Mısırları, belirtili nesne. Neye? Traktörlere, dolaylı tümleç. Burada da arkadaşlar yine öge ortaklığı olmadığı için bağımsız sıralı cümledir. Bu güzel şehrin sokaklarında kimse yoktu. Caddelerde sokak hayvanları cirit atıyordu cümlesinde. Bakın, yoktu yüklem, cirit atıyordu yüklem. İki yüklem birbirine noktalı virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Kim yoktu? Kimse, özne. Nerede? Bu güzel şehrin sokaklarında, dolaylı tümleç. Ne cirit atıyordu? Sokak hayvanları, özne. Nerede? Caddelerde, dolaylı tümleç. Arkadaşlar, yine öge ortaklığı olmadığı için bu da nedir? Bağımsız sıralı cümledir. Yapısına göre cümlelerin dördüncüsüne, bağlı cümleye geçiyoruz. Bu da en az iki yüklemden, yani arkadaşlar iki cümleden oluşan ve birbirine bağlaçlarla bağlanan cümlelere denir. Hatırlarsanız sıralı cümlede virgül ya da noktalı virgülle cümleler birbirine bağlanıyordu arkadaşlar. Burada ise nedir? İki cümle birbirine bağlaçlarla bağlanıyor. Yine ögelerinin ortak olup olmamasına göre bunlar da ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi bağımlı bağlı cümle. En az bir ögesi ortak olan bağlı cümlelere denir. Sizinle tatile gelmedim çünkü yeni bir işe başladım cümlesinde başladım yüklem, gelmedim yüklem. İki yüklem birbirine çünkü bağlacıyla bağlandığı için bu nedir? Bağlı cümledir. Gelmeyen kim? Ben, gizli özne. Nereye? Tatile, dolaylı tümleç. Kiminle? Sizinle, edat tümleci. Başlayan kim? Ben, özne. Neye başladım? Yeni bir işe, dolaylı tümleç. Dolayısıyla arkadaşlar, İki yüklem birbirine çünkü bağlacıyla bağlandığı için bağlı cümle. Yine öznesi de ortak olduğu için buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Bağımlı, bağlı cümle adını veriyoruz. Elif kalemlerini yeni aldı fakat hemen de kaybetti cümlesinde. Aldı yüklem, kaybetti yüklem. İki yüklem birbirine fakat bağlacıyla bağlanmış. Bağlı cümle. Alan kim? Elif, özne. Neyi almış? Kalemlerini, belirtili nesne. Ne zaman? Yeni, zarf tümleci. Kaybetmiş yüklem. Kaybeden kim? Elif, özne. Neyi kaybetmiş Elif? Kalemlerini, belirtili nesne. Ne zaman kaybetmiş? Hemen, zarf tümleci. Görmüş olduğunuz gibi hem öznesi hem de nesnesi ortak. Nedir arkadaşlar bu? Bağımlı, bağlı cümledir. Filiz sabah arkadaşlarıyla spor yaptı ve evine döndü cümlesinde yaptı yüklem, döndü yüklem. İki yüklem birbirine V bağlacıyla bağlandığı için bağlı cümle. Kim yaptı? Filiz, özne. Ne yaptı? Spor, belirtisiz nesne. Kiminle? Arkadaşlarıyla, edat tümleci. Ne zaman? Sabah, zarf tümleci. Kim döndü? Filiz, özne. Ne zaman? Sabah, zarf tümleci. Nereye? Evine, dolaylı tümleç. Arkadaşlar, bu sefer de ne oldu? Hem öznesi hem de zarf tümleci ortak, bağımlı, bağlı cümle oldu. Bağlı cümlelerin ikincisine geçiyoruz. Bağımsız bağlı cümle. Öge ortaklığı olmayan bağlı cümlelere denir. Bakın şimdi. Odanın kapısı açıldı ve müdür büyük bir heyecanla içeri girdi.
Açıldı yüklem, girdi yüklem. İki yüklem birbirine V bağlacıyla bağlandığı için buna biz ne diyoruz? Bağlı cümle diyoruz. Açılan ne? Odanın kapısı, özne. Kim girdi? Müdür, özne. Nereye? İçeri, zarf tümleci. Nasıl? Büyük bir heyecanla, zarf tümleci. Arkadaşlar, herhangi bir öge ortaklığı var mı? Yok. Olmadığı için de biz buna ne diyoruz? Bağımsız, bağlı cümle diyoruz. Sen işlerini bitir de ben yemeği yaparım cümlesinde bitir yüklem, yaparım yüklem. İki yüklem birbirine D bağlacıyla bağlandığı için bağlı cümle. Kim bitirsin? Sen, özne. Neyi? İşlerini, belirtili nesne. Kim yapar? Ben, özne. Neyi? Yemeği, belirtili nesne. Görmüş olduğunuz gibi yine bir öge ortaklığı söz konusu değil. Bundan dolayı bu da yine bağımsız bağlı cümledir. Bulunduğumuz yer çok yüksekti ama hiç rüzgar esmiyordu. Esmiyordu yüklem. Yüksekti yüklem. İki yüklem birbirine ama bağlacıyla bağlandığı için bağlı cümle. Yüksek olan ne? Bulunduğumuz yer sıfat tamlaması olduğu için ayrılmaz. Dolayısıyla bu öznedir. Ne kadar yüksek? Çok, zarf tümleci. Esmeyen ne? Rüzgar, özne. Ne kadar esmiyor? Hiç. Bu da zarf tümlecidir. Arkadaşlar, öge ortaklığı var mı? Yok. Olmadığı için bu da yine nedir? Bağımsız, bağlı cümledir. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın.